Değerli izleyiciler, Bir Çizginin Üstü programına daha hoş geldiniz. Harvard Business Review Türkiye ile beraber hayata geçirdiğimiz programımızda bugün çizginin üstüne giden yolda kurumların girişimlerden neler öğrenebileceğini aslında konuşuyor olacağız. Ve bunun için de e, çok değerli bir konuğum var. E, sevgili Ata Uzun Hasan. Ata hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davet için. E, şeref verdin. E, bugünkü e, sohbetimizin detaylarını ben daha önceki sohbetlerimizden tahmin etsem de ee, yine merakla bekliyor olacağım. Ya var, ee, sürprizlerim var. Ya. Süper, harika. Ben de notlarımı alıyor olacağım. Tamam. Ee, ATA'dan çok kısa bahsetmem gerekirse, ATA e, kurumsal kariyerinde danışmanlık ve bankacılık sektöründe bulundu. Sonrasında bugün belki birçoğunuzun duyduğu Galata Business Angels'da e, genel sekreterlik görevini e, yerine getiriyor. Ve e, ciddi anlamda e, çok farklı girişimle e, temasta güzel hikayeler çıktı. Ülkemizin e, hani göğsümüzü kaparacak hikayeler de çıktı. Aynı zamanda kurumsal hayatla girişimcilik arasında da farklı perspektifler e, e, üzerinde düşünüyor. Bu fikirlerini geliştiriyor. E, Ata tekrar e hoş geldin. Eee sana her konumuza yönelttiğim bir soruyla Hı -hı. başlamak istiyorum. Şimdi çizgin üstü dediğimiz şey bir kavram. Bu herkese farklı bir şeye karşılık evet. gelebiliyor. Biz seni dinlerken aslında çizginin üstü üzerinden sorular soracağımız için senin perspektifinden bu kavrama karşılık gelen anlam nedir? Bir onu dinlemek istiyorum çok kısa. Evet. ya Ben de sana programın üst e, ismini sorduğumda çizginin üstü olduğunu duyunca ben de düşünmek kaynağı çizginin üstü nedir diye. Bu benim daha önce üzerinde düşündüğüm bir kavramdı. E, onu kısaca bir anlatayım. Yani bir şeyin bir üstü olması için öncelikle bir çizgi olması gerekiyor. O çizgi nedir diye baktığımızda aslında her insanın hayatında bir tane çizgi var. Ve hepimizin hayatında var bu. O yönden aslında hayat çok adil davranıyor hepimize. Ne bu çizgi? Bu çizgi x eşittir y. Nedir x eşittir? x ne y ne? x yaşadığımız yıl y'de yaşımız. Yani 30 yıl yaşıyorsan 30 yaşındasın. 41 yıldır yaşıyorum 41 yaşındayım. İşte sen de 35 yıldır yaşıyorsun 35 yaşındasın. İşte 50 yıldır yaşayan 50 yaşında. E 80 yaşında ölen işte 80 yıl yaşamış oluyor. Buraya kadar her şey normal mi? Normal. Burada bir çizgi var. Ama işler şurada karışıyor. Ya yani şimdi mesela Mozart var, 35 yıl yaşamış, 600 tane eseri var. 41 tanesi senfoni bunun. Eserleri 300 yıldır çalınıyor. Dünyanın en iyi bestecisi. İşte uzağa gitmeyeni bu coğrafyaya bakalım. İşte Fatih Sultan Mehmet diye bir adam var. 28 defa İstanbul kuşatılıyor. Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında öyle bir çözüm buluyor ki işte topları değiştiriyor. O dönemki ilk soğutmayı buluyor mesela. Topla ateş ediliyor daha önce. Surlar düşüyor. Bizanslar hop tekrar diziyorlar diyor ki bizim daha hızlı ateş etmemiz lazım ya yani bu böyle olmayacak. O zaman diyor ki yağları dökelim, yağla soğutalım diyor mesela. Yani bu bugünkü hı hı. teknoloji. Hı hı. 21 yaşında buluyor bunu. 21 yaşında İstanbul'u fethediyor. E yani herkesin rol modeli olması gereken bir Mustafa Kemal Atatürk var. 57 yıl yaşıyor. 57 yılda bir sürü savaş kazanıyor. Üstüne bir devlet kuracak vizyon kazanıyor ki hadi bunun yani hani ilk 18 yaşını çıkartalım gençlikte vesaire diye. O kısacık neredeyse 30 yıllık ömürde ya muazzam bir şey yaratıyor. Yani herkesin yaşadığı yıl evet yaşı kadar ama bazı insanların yaşadığı yıllar o yaşın çok daha ötesine geçiyor. Kurumlar için de bu geçerli. Hı hı. Bazı kurumlar bir senede bambaşka noktalara geliyorlar karşılığında 100 yıllık dev olmasına rağmen. Dolayısıyla x eşittir y'yi zorlayan buna isyan eden kurumlar ve kişilere ben çizginin üstü diyorum kendi hayatımda. Çok keyifli bir tanımlama oldu açıkçası. Bence en orijinal tanımlarımızdan da biriydi şu ana kadar aldığımız. Yani aslında oradaki lineer mantığın getirdiği o lineer çizginin üstünü zorlayan evet. onca yıl kapasitesinde daha fazla şey icat edebilen biraz daha zamane şartların belki ötesine odaklanan kişilerden veya kurumlardan bahsediyoruz. Harika. Peki şimdi senin kurumsal tecrüben ek olarak dediğimiz gibi kariyerinde kariyerin çok önemli bir kısmını aslında uh -huh. girişimlerle ve girişimcilerle beraber geçirdin. Bu da dünyaca ünlü örnekler de çıktı. Sana şunu sormak istiyorum. Çizginin üstü kavramını masaya koysak, bir kurumsal açıdan ele alsak, bir de girişim açısından ele alsak. İki tarafta da aynı şey mi karşılık geliyor? Yoksa bazı hususlarda, detaylarda değişiklikler var mı işin doğasına ötürü? Evet. Yani burada Steve Blank'in söylediği çok önemli bir konu var. Yani aslında Türkiye'de girişimcilikle startup'ı da orada ayırıyoruz. Çünkü ilk çıktığında özellikle yani mesela 2015-14 yıllarında girişimcilik diye konuşulduğunda pastaneyi de koyuyorlardı içine. Ya yani Coscap mesela oraya da girişimcilik diyordu ki kaldı ki o girişimcilik gerçekten. Ama bizim startup olarak bahsettiğimiz yapı çok hızlı büyüyor. Yani en büyük fark da orada aslında çizginin üstü olmakta. Yani ben de mesela hani bütçe çalışmalarında bulundum kurumsal yerlerde. O bulunduğum sürede şunu gördük. Yani yüzdesel bir büyüme varsa okey onu tutturuyorsak hani bir yüzde onda üstüne çıkarsak oh ne iyi diyoruz. Belki bugün tabii enflasyonla beraber bunlar yüzde yüz elliler iki yüzler ama yani yine de hani enflasyonun belki bir artı %10 üzerine çıkmaktan bahsediyoruz Hı -hı. burada. Hı -hı. Bu çizginin üstü olmak diye geçiyor kurumsallı Bizim girişimcilik camiasında bahsettiğimiz yapı tamamen geometrik büyüme. Yani hani seneye biz bu işi 3 katına çıkartacağız. Bir sonraki sene 10 katına çıkartacağız. İşte tabii burada şöyle bir argüman geliyor. İyi de oradaki bas çok küçük. Evet doğru bas çok küçük. Ama gün sonunda baktığımız noktada o büyümeler neyi getiriyor? Yıkımı getiriyor. Yani normal iş yapış şeklini değiştiriyor. Ee, i̇şte hani Netflix bizim televizyon izleme kültürümüzü değiştirdi mesela. Onun gibi benzer bir sürü yapı çıktı. İşte Uber geldi, taksicilik sistemin tamamen yerinden sarstı. Gibi şeylerden bahsediyorum. Evet, bunlar küçük küçük büyüyorlar o küçük baza göre çok daha hızlı büyüme kaydediyor kurumsala göre ama o büyüme gün sonunda yepyeni bir sektöre yaratıyor. Zaten en büyük fark orada oluşuyor. şimdi senin söylediklerinden de aklıma gelen bazı örnekler var. Günümüzdeki büyük sanayi kuruluşlarını veya holdinglerini düşündüğümüzde onların aslında o girişimi başlattıkları dönemde startup girişim ayrımına ben de kesinlikle katılıyorum. O girişimi başlattıkları dönemde ülke içerisindeki kaynaklara baktığımızda aslında tabir yerindeyse saha boş ee, ve aslında bakarsan belki benzerlikleri olsa bile çok farklı e, bakış açılarıyla ile ilerliyor e, iki tarafta iş yapıyor bir girişimci de startup da bir iş yapıyor bir finansal getirisi var bir fayda değer yaratıyor kurumsal tarafta da bu var ama dediğin gibi başarı kriterleri bile hani kendisini çizginin üzerinde tanımlama bile e, genel çerçeve değişebiliyor orada yani şeyi de ekleyeyim aslında Lütfen. buradaki en temel fark şu ee, bu Alex Ferguson'ın sözü bu arada yani Manchester United'ta sizi kariyerinizde en çok zorlayan şey neydi diye sorduklarında şampiyon olan takımı bir sonraki sezon yine şampiyonluğa oynatmak çok zor bir şey diyor. Hmm. Hmm. Yani bir tarafta aç, piyasayı tamamen değiştirmeye böyle kendine adammış o vizyonla her gün yanıp tutuşan bir girişimci var. Bir tarafta da zaten piyasanın %10'una %20'sine hakim bir lider var. E şimdi onun amacı onu biraz korumak oluyor. Dolayısıyla da yani apayrı dünyalardan bahsediyoruz burada beklentiler, alışkanlıklar, hepsi çok farklı geleceğe bakışı değiştiriyor. Ee, peki çizginin üstüne çıkabilen girişimlerde belki de startup'lara odaklanarak cevap vermek istersin buna. Senin dikkatini çeken, ön plana çıkan ortak noktalar var mı? Var. Yani bir tanesi çok spesifik, çok iyi ekipler. Ve hatta o ekibin başına baktığımızda o kişinin de çok iyi bir ekip kurucu olduğunu görüyoruz. Hmm. Yani mesela bizden hani şimdi reklam gibi olmasın belki ama hani Jupi diye bir girişim var. Daha çok yolun başındalar ama Erdi var orada mesela ekibin kurucusu. E şimdi yanındaki developer'a bakıyorum. Yani çok kalbur üstü bir developer. Yani dedim nasıl ikna ettim bu çocuğu? Yani bu çocuk nasıl geldi buraya? Abi oturduk bir gün konuştuk, anlattık. Öyle bir vizyonu güzel pazarlıyor ki karşıdakine. Ekip çalışanı oraya geliyor. Ondan iki yıl sonra mesela bir pazarlamacı e çok sevdiğimiz Alara diye bir arkadaşımız var. Alara'yı da ekibe kattı mesela. Dedim Alara'yı nasıl kattın? İşte Alara kendi işinde başarılı olamayacaktı. Onu ikna ettim. Dedim gel burada sana hisseni vereyim vesaire. Tabii onu da çok iyi dengeliyorlar. Ve o ekibe katılanlar gün sonunda gerçekten işinde bir parçası oluyorlar. O yolda ilerliyorlar. Birinci konu bu. İkincisi pazarı çok iyi adapte oluyorlar. Yani pazarı anlamaya çalışıyorlar gerçekten. Hani Orada şu ayrımı biz çok yaparız. İşte ürüne aşık girişimci, bir de probleme aşık girişimci. Ürüne aşık girişimci hep ürünü anlatır. Ya baksana işte böyle bir cihazım var, bunu satayım. Buradan daha sonra işte sen satarsın, bunu yaparsın. Hatta yine bir anekdot anlatmak gerekirse şöyle şöyle söyleyeyim. Bir girişimcinin bir ürününü test ettim ben. Böyle sahada olan bir üründü. Karşıdaki taraf şey dedi bana ya sen niye bu ürünü kullanıyorsun? Gel normal yap işte kardeş bu ürünü niye katıyorsun bizim işimizin içine diye bana tepki verdi. Ben sonra girişimciye dönüp dedim ki ya işte Ahmet yani sen bu ürünü yapmışsın ama sahada anlatamamışsın. Daha bu sahiplenmemiş sahada burada ciddi bir problem var. Şimdi bak tipik bir ürüne aşık girişimci cevabı aldım orada. Ya o anlamamış onu dedi. Hmm. Anlamak Antony. yerine kendi fikrini aslında evet. okey tamam evet. süper. Yani gün sonunda gerçekten o pazara kendi ürünü adapte edebilen müşteri iyi dinleyip eğer farklı bir ihtiyaç varsa da kolaylıkla pivot edebilen girişimciler bunlar. Bunlar gerçekten fark yaratıyorlar. Okay. E, i̇ki nokta benim için değerli, özellikle pazarı vurgularken e, ürüne aşık olmak, probleme aşık olmak aslında kurumsal tarafta da var diye düşünüyorum. E, öyle değil mi? Bazen bir ürünümüz var diyelim, İşte ne deriz ona amiral gemisi o evet. bir şirketin en karlı ürün o, en fazla bilinen ürün o. Hep onun üzerine değiniriz ama halbuki o ürün bir ihtiyacı gideriyor ve belki diğer ürün gamı da bunu destekliyor. Yanındaki diğer ürün paydaşları. E, oradaki problemi anlayıp onu çözmek üzerine gitmek yerine hep o spotların altında kalsın, ön planda kalsın. Evet bu e, enteresan bir nokta. Teşekkür ediyorum. Peki, şimdi e, şu bir gerçek. İşte Türkiye'deki startuplara özellikle yurt dışından talep artıyor, yatırımlar artıyor, bunun rakamlarını Hı -hı. takip ediyoruz. Bunu tek takip eden tabii biz değiliz. Kaynak da sonuçta kurumsal tarafta, e, büyük bir kaynak var. Oradaki e, karar vericiler de bu tarafa bir şekilde mail ediyorlar. Ve e, öyle ki işte CVC dediğimiz Corporate Venture Capital, işte kurumsal Hı -hı. risk sermayenin sayısı her geçen gün artıyor. Eminim sizlerle yapılan toplantılarda da bu başlıklarda çok sayısını arttırmıştır. Ee, sen nasıl buluyorsun bu yapılanmaları? Bu eğilim artar mı? Bunun faydasını görür mü kurumlar? Ee, ne dersin? Hı hı. Ee, bize hakikaten çok şirket gelmeye başladı bizden danışmanlık almak isteyen. Ee, bu dünyada da bir trend bu arada. Yani şu, şimdi aslında son bir buçuk sene çok iyi bir örnek değil bu anlamda ama küresel, Fon yatırımı zaten düşüyor burada. İşte Corporate Venture Capital da onunla beraber düşüyor. Ama bir istisna var orada. Her yatırımda CVC payı gitgide artmaya başladı. Eskiden böyle bir şey yoktu. Hmm. Yani yapılan 3 yatırımdan bir tanesinde mutlaka artık bir CVC var. Dünyada da Türkiye'de bu arada. İkisinde de aynı anda var. Ee, bu olmak zorunda bu arada. Bunu kabul edelim. İşte orada sana daha önce de bahsetmiştim. Emre Soya diye çok yakın bir arkadaşım var. Çok değerli bir karar verme birisi. E, işte profesörü diyelim kendisine. Daha profesör olmadı gerçi ama bence olur yani o alanda. deneyimi Deneyime Aldanmak diye bir kitabı var. Kitapta bir tane örnek var. Diyor ki yani işte bir su. Hatta diyelim ki T-Rex'in tamam T-Rex ne işte? Dinozorların kralı yani. Daha ötesi yok. Şu anda mesela sen T-Rex'le yapıyorsan bu çizginin ötesi. T-Rex'e soruyorsun. Nasıl hayat? İşte sana dinozorlar saldırsa ne yaparsın? Ne yapayım? işte kuyruğumu sallarım, bir ısırırım, kafasını koparım. Hepsi dağılır. Yani beni hiçbir şey yenemez zaten. Ben bu işin kralıyım." Hı hı. diyor T-Rex bir yana kadar. Tıpkı büyük şirketler gibi ama sonra ne oluyor? İşte bir gün gök geliyor. Kocaman bir gök taşı. T-Rex bakıyor işte diyor buna kuyruk kursam ne olur? Ne olmaz falan. yani genelde de o iki davranış var orada. Ya ignore ediliyor ya çarptın canım bir şey olmaz deniyor ya da gerçekten karşıdaki tehdidin ne olduğu anlaşılmadan ona savaşa girişiliyor hı hı hı. E, ve sonunda da kaybediliyor. E, yani şöyle gerçekler var. Bu gök taşı hayatımızda aslında ufak ufak çıkmaya başladı. İşte Covid bunlardan bir tanesi. Şimdi karşımızda ya yani inanılmaz bir enerji krizi var savaştan dolayı. Avrupa şu anda bilmiyor. Yıllardır mesela sadece Rus doğalgazına bağlı olmanın bedelini belki ilk defa ödeyecekler. Ve o göktaşı hiç gelmeyecekmiş gibi davrandılar. Aynısı kurumlar içinde geçerli. Yani bir e, değişim var dünyada. İşte sürdürülebilirlik tarafından var. Müşteri profilinde değişik, değişiklikler var. Yatırımcılar hani büyük şirketlerin %5 büyümesine heyecanlanmıyorlar. Küçüklerin büyük ölçeklerle büyümesi için daha heyecanlar. Dolayısıyla küçük start -uplara yatırım yapmayı tercih ediyorlar. E, bunu gören büyük şirketler de bu fonları kurmaya başladılar. Bu onlar için kurtarıcı olabilir mi? Belki olmaya da bilir. Ama denemeye değer mi? Kesinlikle değer. Çünkü burada iki tane şeyi görecekler. Birincisi yeni gelen trendleri onlardan çok iyi inceleyen girişimcilerle tanışacaklar. Hı. İkincisi de hani hazine de şu anda parayı nereye yatırsam diye de düşünüyor bu şirketlerin bir kısmı. Bir, bir tarafta atıl para da var. Yani kendi işime mi yatırayım yoksa işte başka yerlere de mi yatırayım? Belli oranda bunu arge yapar gibi startuplara da yatırmak gerçekten bu şirketlere ciddi Paralar kazandıracak. Hı hı. Ama benim gördüğüm en geçerli sebep CVC'lerde bu startuplara yatırım yapmaktaki erken satın alma opsiyonunu alabilmek. yani O startup'ı ben önceden yakalarsam daha ucuz alabilir miyim? Kesinlikle alabilir. Peki süper. Peki şimdi sohbetten, e, üzerine durduğun konulardan dikkatimi çeken bir şey oldu. Ona böyle ayrıca değinmek hı hı. isterim parantez açarak. Kurumlara baktığımızda, CVC'ler üzerinden, kurumsal e, risk sermayeleri üzerinden startuplara yatırım yapıyorlar. okey. Kendi ana alanlarına destekleyecek veya onunla alakalı alanlara mı yatırım yapıyorlar yoksa bambaşka şeylere yatırım yapabiliyorlar mı? E, deneyimden hani Emin'in e, kitabına dayındık şimdi. Hı hı. E, böyle geçmişteki deneyimle paralel şeyler mi yoksa farklı böyle yeni okyanusları keşfetme üzerinde gidiyorlar mı? Yani burada hani para artık sorunun cevabı değil yani para bir şekilde bulunuyor. Ee, hani bir startup gelsin çok büyük potansiyeli olsun ve ona para yatırayım yaklaşımı artık ortadan kalkmaya başladı. Hı -hı. Herkes ben nasıl paranın ötesinde bir şey sağlarım biraz ona bakıyor. Ben de o taraftayım. Yani hani eğer bir kurum perakende de çok iyiyse bence yine o tarafta yatırım yapmalık. Yani paranın ötesinde bir şey verebiliriz o girişime. Zaten girişimler de o yüzden geliyorlar. Yani altını doldurması en zor soru bir CV'si için. Yani ben orada hani Amerika senaryosunda konuşursak veya Türkiye'den de konuşabiliriz. Hani ben orada GBA varken ki buradan hani çok deneyimli yatırımcılar var. Hepsi bu işi çok iyi biliyorlar. Niye gidip bir kurumdan para alayım? Hı hı. Kurum zaten yavaş. Zaten işte gideceğim orada çok ağır bir sözleşme imzalayacağım. O neden sorusunun altını çok iyi doldurması gerekiyor kurumların. Bunda yapabilecekleri en kolay yöntem kendi bildikleri alanı ...kaldıraç etkisi gibi kullanıp bunu startup'ın hizmetine sunmak. Aslında bu sorulardan aldığım cevap temelde şu. Bunun üzerine bir sohbetimiz de oldu geçenlerde arkadaşlarla. Hatta ee, enteresandır ben de benzer cevabı verdim. Ee, hani bu CVC'ler veya işte kurumların yaratmaya çalıştıkları startup ekosistemleri... ...gelin size ofis sağlayalım tarzındaki hı hı, şeyler evet. e, İşler mi e, neden olmasın? Yani burada bir potansiyel var en büyük şey de aslında karşılıklı öğrenme süreci. Yani kurumlar Doğru. bildiğim benim doğrudur demek yerine onlardan bir şey öğrenmeye çalışıyorlarsa ve yeni tecrübeler edinip aslında biraz o bahsettiğin o trendleri daha yakından takip etmek istiyorsa çok güzel bir kanal gibi gözüküyor. Doğru. Aynı şekilde girişimlerin de start da öğrenecekleri şeyler var. Oradaki kaldırış etkisi, bakış evet. açısı çok değerli. Ya yani onu sadece hani ofis gibi de yorumlamamak lazım. Yani evet o ofis de Hani bir kat yukarı çıkmasına o karta aksesi vermek gerekiyor. Yani çıksın Hı -hı. yukarı, o departmandan mesela satış departmandan birisiyle konuşabilsin. Hı -hı. Yoksa hani dört duvar değil oradaki Yok. espri aslında. Ha. Onların ihtiyaç duydukları şey de bu değil aslında. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Her zaman böyle nokta atışı çok net cevaplar geliyor Atadan. Peki ben e, sana iki tane böyle Rafine soru yöneltmek istiyorum. Hı -hı. E, şimdi kurumsal tarafı konuştuk bu noktada belki bir özet de olur. Hani çizgin üstünü hedefleyen kurumlar, CVC'ler veya işte startup'lar bu tarafta öğrenebilecekleri çok şey olduğunu düşünüyoruz. Ee, burada e, senin en değerli yani kurumların çizgin üzerine çıkabilme yolunda startup'lardan öğrenebileceği en değerli bulduğun 3 tane madde nedir? Nedenleriyle kısaca alabilir miyiz? Tamam. Öncelikle yapması çok kolay değil çünkü dediğim gibi yapılar farklı birbirine yani hani bir startup kurumun küçüğü değil. Ee, onu tekrar bir söylemiş evet. olayım. Ama yapılabilecek örnek alınabilecek şeyler var mı? Elbette var. Bunlardan birincisi bence en önemlisi mış gibi yapmak. Yani startup'lar çok iyi mış gibi yapıyorlar. Hani teknolojimiz teknolojimiz varmış gibi yapalım diyorlar. Şimdi bu ne demek? Bu aslında bu hani Yalın Startup diye bir kitap var ya, okumayanlar varsa kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü hatta kurumlar için versiyonu bile çıktı bunun. Kurumlar yalın startup'tan nasıl örnek alabilirler diye. Mış gibi yapmaktan kastımız şu. Mesela şu anda bir uygulama çıkartmak herhalde yaklaşık bir 130 bin lira, 140 bin lira gibi bir şey. Startuplarında genelde bu kaynağı olmuyor. Diyor ki ya biz uygulama yapmayalım ilk etapta. Uygulama varmış gibi yapalım. Hani arkada gidip otomatik olarak bir satıcıya bağlanmasın da bana bağlansın. Ben elle arkada arayayım sanki o satıcı varmış gibi davranayım. Böylelikle aslında şunu görüyorlar. Pazarda talep var mı yok mu bunu çok ucuza test edebiliyorlar. Çok güzel. Evet. Ee, ama tabii hani kurumsal hayatta sen de çok iyi biliyorsun arkada çok büyük hazırlık yapılır, ürün çıkartılır sonra piyasaya sunulur. Çok beğenmediğim bir yöntem pazar araştırması yapılır, dünyanın parası verilir ama insanlar rasyonel varlıklar değil yani hani tutup da ben sana işte hani 100 liraya sen aylık abone olur musun benim film sistemime dediğimde aslında olurum diyorsun ama ürün geldiğinde olmaya da biliyorsun. Hı hı. O yüzden de o mış gibi yapmak, o laboratuvar ortamını yaratmak bence en etkili yöntemlerden bir tanesi. Hı hı. İkincisi ee, yani Kurumlar olarak ben tabii tabi hani bankacılık tarafında çalıştım. Regülasyon çok ağır e, orada bildiğin gibi. E, bir önce yapmak bence gerçekten kazandırıyor. Yani önce bir yap. Önce bir yap yani hani ufak ufak dene. Ondan sonra regülasyona, kanunlara uyuyor mu uymuyor diye bir bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü yani mesela şimdi ben bak, bakıyorum Türkiye pazarında bazı pazar yeri çözümleri var izin almadan kendileri cüzdan uygulaması yarattılar mesela. Bunu ama cüzdan demediler de farklı isimler dediler işte. Oradaki bonusun, oradaki puanın. Hı hı. Aslında o paraya yani paraya dönüşülebilen bir şey. O parayı kendi sistemlerine farklı isimler koyarak yapabildiler mesela. Buna cesaret edemeyen başka bir girişimci arkadaşımız vardı. O Dedi ki o parayı tutmayı ben de çok isterdim ama tutamıyorum, bilmiyorum yasak değil mi, nasıl olur vesaire diye fazla düşünmekten o yola giremedi. O yüzden önce bazen bir denemek, hani çok dikkat çekmeyecek ölçüde bir yapmak, ondan sonra onun tabanını hazırlamak, hatta bununla ilgili lobi yapmak bence yerinde olabilir diye düşünüyorum. Üçüncüsü de öğrenmeyi bırakmamak çok önemli. Yani hani e, özellikle yatırımcı tarafında ve hani girişimciliğe dönmüş e, beyaz yakalılara baktığımda şeyi görüyorum. Yani ben biliyorum kafası. Bize kurumsal hayat tarafından çok iyi enjekte edilmiş bir yapı. O da neden? Çok fazla rekabet var çünkü içeride. Hepimiz yükselmeye çalışıyoruz işte Ahmet mi olacak, ata mı olacak? İşte ben daha iyi biliyor gibi gözükeyim ki yaklaşımıyla gidiyoruz. Ama o o yaklaşım bir süre sonra özümseniyor bizim tarafımızdan. Ve biz pazarı, ürünü, rekabeti çok iyi bildiğimizi düşünüyoruz. Çoğu zaman da öyle olmuyor aslında. İnsan yönetimi de dahil buna. E, girişimciler gerçekten o konuda alçak gönüllüler ve belki... San Francisco'da alçak gönüllü girişimci norm haline gelmiş. Gerçekten şu anda milyar dolarlık birisiyle seni tanıştırsam ve sana demesem bak bu adam milyar dolarlık e, şaşırtıcı bir şekilde sen dersin ki gayet normal bir adammış dersin. Yani. Hı, hı. E, Bence oraya biraz eğilmek lazım. Gerçekten tevazu ve öğrenmeye devam etmek, bilmediğini kabul edebilmek bunlar çok ileri götürüyor. E, bunlar güzel noktalar. Özellikle ilk iki e, maddede Mesela kurumsal hayatta mış gibi davranmak dediğimizde farklı anlaşılabilir. E, halbuki diyorsun ki, kaynakların yeterli olmayabilir ilk iki maddede. Hı hı. Regülasyonlar da farklı olabilir. Sen harekete geç. Elindeki kaynakla yapabileceklerini yap. Sonrasında aslında o tarafın nabzını tut. Evet. Işte veri topla. E, işte MVP sonrasında git ne yap? Ürünü geliştir. Çünkü senin hayalindeki fikir veya ürün doğru fikir olmayabilir. Problem farklı olabilir biraz önce de konuştuğumuz üzere. Ee, ve sonrasını getirmeye çalış. Bu enteresan bir konu. Çünkü e, bu teknolojinin gelişmesiyle çok fazla karşılaştığımız bir konu. Geçenlerde bir video seyrettim. Belki Hı -hı. sen de görmüşsündür. E, Google'ın bir aracı Amerika'da e, polis çeviriyor. E, araç sağa yanaşıyor ama araç şoförsüz, otonom evet. bir araç. E, polis ne yapacağını bilemiyor. <laughs> en sonunda araba çekip gidiyor. Herkes bunun video çekmiş. Orada da George Westerman'ın bir yaklaşımı vardır. E, teknoloji e, insanların oluşturdukları organizasyonlardan daha hızlı gelişir. Yani bugüne baktığımızda da hukuk veya işte bu gibi regülasyonlar gelişmeleri geriden takip ediyor. Evet. Bence güzel noktalar. Sağ ol. Peki şimdi genelde kurumları konuştuk. Bir de bunun girişimci ayağı var tabii ki. Yani o girişimler veya startup'lar e, insanların e, liderlik ettiği konular. E, bu noktada kurumsal liderlerin e, startup liderlerinden şey böyle kendisine ders olarak alabileceği, öğrenebileceği senin için en değerli 3 madde nedir diye sorsak. Evet. Bir tanesinden bahsetmiştim. O da şey süper ekip kurma. Evet. Yani hani ya onu anlıyorum tabii çok orada bir e, trade-off var. Yani hani bütçeme uygun eleman mı almalıyım yoksa en iyisini mi almalıyım? Ya yani şöyle bir şey var. Bütçeye uygun vasat bir eleman en iyi elemandan daha pahalıya geliyor. Çünkü oradaki değişim süreci, eğitim süreci vesaire. Hı hı. Çünkü startup'larda şunu görür mesela beğenmediğinde elemanı hemen çıkartıyor. Yok evet. yani biz bunu yapamayız, hemen çıkartalım. Hı hı. Çünkü zaten vakit en değerli şey startup'ların hayatında. Rekabette ya önde kalacaklar ya da arkadan gelen onları geçecek. Dolayısıyla çok iyi ekip kuruyorlar. En iyi elemanları işe alıyorlar. Ha burada yine sorunun cevabı para değil burada. Yani en yüksek maaşı verip almak değil. Oradan da ikinci maddeye geçeceğim şimdi. Orada da az önce size işte Erdi örneğini verdim. Vizyonu elemanlarına çok iyi satıyorlar. Hı hı vizyona elemanlarına çok iyi satarken o ortak vizyona hepsini koşturuyorlar. E Koştururken de evet şirketten hisse de veriyorlar. Dolayısıyla o şirket onun oluyor. Zaten hmm. o başarı onun oluyor. Burada yani hani belki Marx'ın söylediği çok önemli bir yapı var. Kapitalizmin en büyük sorunu ve maalesef başarılı olamayacağının sebebi diye anlattı. Başarılı mı başarısız mı tartıştı. E, ama o noktaya ben katılıyorum. Diyor ki bir adam sadece bir arabanın bir tane vidasını sıkarak aynı motivasyonu koruyamaz. Yani aynı üretimi yapamaz diyor. Çünkü son ürünü görmüyor. ya yani Bunu ben de yaşadım, belki sen de yaşamasınlar. Evet banka diyor ki, yani şirket diyor ki 5 milyar dolar kar ettik. Hani ee, ben ben neresindeyim bunun sorusunun cevabını genelde veremiyor ee, çalışanlar. Ama startuplarda bu kültür, hani 5 kişiden 400 kişiye çıksalar bile yayılabiliyor. O konuda o kültürle büyütebiliyorlar şirketleri. Hı hı. Bunu yaparsanız zaten hani, sizin kurumunuz zaten çok fark yaratır. Bir dakika bu kurum niye böyle diye herkes onun peşinden koşmaya başlar. Hı hı. Yani o vizyonu yaratıp onu aşağıya kadar indirebilmek bence çok önemli liderler hı hı. açısından. Üçüncüsü de yine biraz startup'ın doğası gereği kurumsal hayatta bununla çok karşılaşamıyoruz. Kurumsal hayatta yıllık yapıyoruz işleri değil mi? Hani bütçemiz evet. var, sene sonunda onu tutturmaya çalışıyoruz. Abi startup'ta 5 yıldan bahsediyoruz. Uzun vadede bu nereye gelecek? Ya zaten hani yatırım için konuştuğumuz girişimlerde şeyi soruyoruz. Yani senin vizyonun ne? Bu nereye gelecek? Yani ne yapmak istiyorsun sorusunu soruyoruz. Orada bir vizyonu anlamaya çalışıyoruz. E o vizyon da kısa değil yani. Bir yıllık hareket değil. Bir yılda belki bambaşka bir strateji izleyecek ama uzun vadede başka bir noktaya götürecek. Dolayısıyla hani kısa vadeli uzun vadeyi beraber işletmek gerekiyor. Hı hı. kurumsal yöneticilerde belki hani prim sisteminden de dolayı o yıllık yaklaşımın daha öne çıktığını görüyorum ben. Hı hı. E, uzun vadeli düşünmek lazım. Kurum nereye doğru gidecek? Vizyon onları nereye doğru taşıyacak? Hı hı. Biraz bunlara da bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. E tabii orada e, belki 5 yıllık plan uymayacak. Dünya çok hızlı değişiyor vesaire ama startup gibi kurumlar biraz önce senin de söylediğin gibi pazara çok yakın, oradaki gelişmeleri evet. takip eden, ürünle değil, probleme aşık olan yapılar ne yapıyor? O vizyon doğrultusunda adımlarını atıp her şeyi revize edebiliyor en azından e, hantallıktan e, uzak kalacak şekilde. Burada benim e, şu üçlüde dikkatimi çeken konu yine vizyon. Hı -hı. E, bir vizyonu içselleştirip sözüyle yani fikrini ve zikrini buna uydurabilen her aşamada aslında bu vizyona inandığını gösterebilen kişiler. E, bir de inandırıcılıkları varsa iletişim doğru kullanabiliyorlarsa e, ve istikrarlılarsa bu konuda... Evet. Yani o değer sürecini, değer zincirini gerçekten çok kuvvetli kurabiliyorlar. Belki de karizma biraz oradan geçiyor. Yani kitleleri peşinden sürükleme konusu. E, bu noktada genelde tartıştığımız bir konudur. O parantezi de açıp e, izleyicilerimizin kafasında böyle düşünebilecekleri bir soru işareti, pencere açmak istiyorum izinle. Sadece kurumların vizyonu olmalı yoksa bir liderin de aslında vizyonu bir değerler seti olmalı mı? Çalışma arkadaşlarıyla hani onları en azından mobilize ederken, harekete geçirirken Bunlardan istifade edebilir mi? Bence hepimizin kafa yorması gereken şeyler. Ders alabileceğimiz noktalar. Ata çok kompakt nokta atışı, net açıklamalar, e, renk kattın e, örneklerinde e, ya, anlatımından. E, özellikle aralarda verdiğin kaynak örnekleri de e, bizim izleyicilerimizin çok hoşuna giden e, konular. Eminim o merak kılcımları yandıysa arkadaşlarımızda, izleyicilerimizde o kaynaklara da bir göz atacaklardır. Ee, çok mutlu olduk seni burada ağırlayabildiğimiz için. Çok teşekkürler. Çok, çok teşekkür ederim gerçekten. Sağ Bizim için de öyle nice sohbetlere. Evet efendim. Harvard Business Review Türkiye stüdyolarında hayata geçirdiğimiz Çizginin Üstü programımızın sonuna geldik. Bugünkü bölümümüzde sevgili Ata Uzun Hasan'la beraber çizginin üstünü hedefleyen kurumlar için girişimlerden start acaba öğrenebileceğimiz şeyler olabilir mi sorusunu sorguladık. Çok hoş, içi kaynaklarla dolu net bir sohbet oldu. Bir sonraki buluşmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.